Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız kavramlardan biri olan gün kavramının ne ifade ettiğini hiç düşündünüz mü? Gün nedir ve ne kadar sürer diye soracak olsak birçoğumuzun aklına ilk olarak dünyanın kendi çevresi etrafındaki bir tam tur atma süresine bir gün denir ve 24 saat sürer gibi basit bir cevap gelse de gün kavramının tanımı bu cevaptan aslında biraz daha karışıktır. Hatta güneş günü ve yıldız günü olmak üzere bir değil, iki adet gün tanımı vardır. Günlük hayatta bir gün derken kastettiğimiz şey aslında güneş günüdür ve dünyanın kendi etrafında bir tam turu boyunca geçen süre değil, güneş ışınlarının yeryüzündeki aynı noktaya dik olarak düştüğü andan aynı durumun yaşandığı diğer ana kadarki geçen süredir. Başka bir ifadeyle aynı konumdaki bir öğle vaktinden bir sonraki öğle vaktine kadar geçen süre diyebiliriz. Güneş günü 24 saat sürer. Takvim ve saatlerimizde bu kavramı kullanırız. Öte yandan yıldız günü ise dünyanın kendi etrafında bir tam turu boyunca geçen süreye denilmektedir. Buna yıldız günü denmesinin sebebi dünyanın kendi etrafındaki dönüş süresini ölçmek için uzaktaki yıldızların referans alınmasıdır. Bu yıldızların konumu kısa sürelerde neredeyse hiç değişmediği için yıldızları sabit noktalar olarak referans alabiliriz. Bir yıldız günü ise 23 saat 56 dakikadır. Peki bu iki gün kavramı arasındaki süre farkı neden kaynaklanır? İlk bakışta dünya kendi çevresinde bir tam tur attığında güneş ışınlarının da tam aynı noktaya dik gelmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak burada atlamamamız gereken önemli bir fark dünyanın güneş etrafındaki dönüşünden kaynaklanan yer değiştirmedir. Mesela güneş ışınlarının aynı noktaya dik geldiği bir anı düşünelim. Dünya kendi etrafında bir tam tur attığında güneş ışınları bu noktaya dik gelmeyecektir. Tekrar dik olarak gelmesi için fazladan 4 dakika daha geçmesi gerekmektedir. İşte bu nedenle dünyanın kendi etrafındaki gerçek bir tam dönüşüne denk gelen yıldız günü 23 saat 56 dakika sürerken bir güneş günü 24 saat sürer. Aslında bakarsanız bir güneş günü de 24 saat değildir. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi eliptik olduğu için yılın belli zamanlarında dünya güneşe yaklaşırken belli zamanlarında uzaklaşmaktadır. Kepler'in gezegensel hareket yasalarının ikinci yasasına göre bir gezegeni güneşe bağlayan sanal çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Dolayısıyla dünya güneşe yakınken daha hızlı hareket eder ve güneş günü daha uzun sürer. Güneşe uzakken de daha yavaş hareket eder ve güneş günü daha kısa sürer. Ancak güneş gününün uzunluğunu belirleyen tek etmen bu değil. Dünyanın eksen eğikliği de bir güneş gününün uzunluğunu etkiler. Dünyadan baktığımızda güneşin ekliptik adı verilen hayali çizgide gittiğini görürüz ve bu çizgi dünyanın eksen eğikliğine göre eğimlidir. Dünyadan bakınca güneş ekliptik üzerinde hep aynı hızda hareket ediyormuş gibi gözükür. Ancak bu çizginin eğiminden dolayı biz güneşin Mart ve Eylül ekinoksunda yatay eksende daha hızlı, dikey eksende daha yavaş gittiğini görürüz. Bu nedenle de günler kısalır. Haziran ve Aralık gün dönümlerinde ise güneş yatay eksende daha yavaş hareket eder ve günler daha uzun olur. Yani aslında günlerin uzayıp kısalmasının sebebi güneşin yıl içerisinde gökyüzünde farklı hızlarda hareket etmesidir. Tabii burada güneşin hareketi diyoruz ancak bu sadece bizim dünyadan bakınca gördüğümüz bir hareket. Güneşin gökyüzündeki bu hareketinin nedeni dünyanın eksen eğikliği aslında. Bu iki etkinin yıl içerisinde gün uzunluklarına etkilerde bulunduğunu söylemiştim. Bu iki etki bazen aynı anda günleri uzayıp kısaltmaya çalışabilir ama aynı zamanda birbirine ters bir şekilde de çalışabilir. Peki günlere eklenen ya da çıkarılan bu saniyelere ne olur? Bir sonraki güne aktarılır ve bu saniyeler birbirine eklenerek gider. Yıl içerisinde güneşin tam tepede olduğu saatin birkaç dakika kadar değişmesi de bundan kaynaklı aslında. Yani anlayacağınız üzere gün kavramı günlük yaşantımızda kullandığımızdan biraz daha karmaşıktır. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.